Araç Stadım'ın Yazıhanesi'nin sanat merkezinde çekimlere devam ediyoruz arkadaşlar. Öbür bölüme geldik burada. Şimdi atölye kısmına geçeceğiz. Bakalım atölyede neler var. Mahret Sanat Evi. Evet. Şöyle geçiyoruz. Isıyı takip ediyorum renkten. Bak şimdi oradaki güverseye. Isıttım. Biraz daha. Kaynağım eridi. Kanala ateşimi tutuyorum. Gümüşüm eriyecek. Kan da tamamen dolduracak. Hiç boşluk kalmayacak. Ama böyle kontrol ettiğiniz zaçanatı böyle kontrol edeceğiz. Kapatıyorum şimdi ateşimi. Bekle bakalım. Ateşimi kapattım. Sen işi al. Zaten bakalım. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Eksik olmayın. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Arda Mert Tarlacı. Burada asistan öğretmen olarak başladım. Şimdi sade eğitimi veriyoruz burada. Sahtekarlıkla alakalı basit kuyumcu aletlerini kullanmaya başlayarak başlıyoruz. Daha sonra yüzük, küpe, kolye, bilezik gibi kuyumculukta kullanılan sahtekarların yaptığı her şeyi burada gösteriyoruz. Burası bir okul, kuyumcu evet. Okulu. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz burada? Ben çok yeniyim. Benim daha yeni hani 5. yılım. Kapalı Çarşı'da kaç yılını doldurdun? Yok, hepsi toplamda 5. 5 yıl. Kademeleri çok hızlı çıkmışsın. Bravo Arda Ustam, tebrik ediyorum seni. Şöyle çok iyi ustalara denk geldim diyebilirim. Peki. Bu mesleğe gelmek isteyen arkadaşlara ne söylemek istersin? Nasıl gelecekler buraya? Nasıl müracaat edecekler size bu işi öğrenmek için? Şöyle, bizi bu Kapalı Çarşı'da Mahallesi Sanat Evi olarak bizi genelde bilirler. Diğer okullardan da farklıyız eğitim müfredat olarak. Genel... Sayfanız var mı size? Evet var. Sayfamız var. Genel insanlar zaten bu mücevheri işleme, o zanaatın aşkıyla geliyorlar zaten buraya. Burada da gayet mutlu oluyorlar. Tezgahın çünkü insanı dinlendiren bir hali de vardır. Keyiflidir tezgahla çalışmak. El zanaat aşkıyla gelirler. Burada da eğitimlerini alırlar. Peki, benim sormayıp da senin söylemek istediğin bir şey varsa buyur. Mikrofonu alacağım. Gönlünde böyle bir zanaat işleme aşkı olan, illa kıymetli maden çalışmak zorunda da değil. Artı piyasada da böyle zaten. Tabii ki gelip bize ulaşabilir, eğitimini bizden alabilir. Eğitim sonrasında kendisine destek oluyoruz zaten. Bir sertifika falan veriyor musunuz? Evet, sertifika veriyoruz. Okey, çok güzel. O da hayatta onlara bir yol açıyor, bir ışık tutuyor. Çok teşekkür ederim Arda Ustam. Yüreğine sağlık. Ben şeyimi, mikrofonumu alacağım. Tabii ki. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Şimdi merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Ece. Ece, şunu tutar mısın lütfen? Buradan neler yapıyorsun? Bize anlatabilir misin? Ne zaman geldin buraya? Geçen hafta başladım ama... Hı? Daha önceden de yapıyordum bir sene. Daha başka yere gittim. Nasıl? Zevkli bir iş mi? Evet. Zaten zevk almazsan yapamıyorum. Nasıl fikir doğdu buraya geleyim ben, kaynak yapayım, kuyumculuk buraya atölyesine? Yazın bir tane İzmir'de bir tane arkadaş mı? Yani yok, arkadaş değil. Daha çok mağaza gibi bir yer. Filan oradan önerdiler. Tamam. Oradan geldik. Ne kadar daha burada eğitim göreceksin? İşte... 2-3 ay var daha. Vardır. Heyecanlandın. Peki, sana başarılar. Teşekkür ediyorum. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. İsminiz neydi? Belilla da ben. Burada neler yapıyorsun? Ne zaman başladın? Yaklaşık bir 2 aya yakın oldu herhalde. Ne yapıyorsun burada? Yüzüklerimi bitirdim. Kuyu imalatı yapıyorsun. Evet, şu anda küpe yapmaya başladım. Şu an az önce ben tutayım. Az önce E mi yapıyordun? Evet, yapabilir misin? Yandım. Şöyle bizde biraz görüntülesek lütfen. Şu an E işlemi yapıyorsun değil mi? Evet. Bu kaç derece? Kaç ayar altı?
Bu altın değil şey. Değil ha, satın. Antrenman için. Evet, pilinse okay, çalışıyorum pardon. Şu anda. Tamam. Şey değil. Evet. Bize soruyu altın gibi böyle görüyoruz ya. Evet. Peki, kaynak falan yapmaya başladın mı? Evet, başladım. Çok güzel. Şey, halkaları, halka kaynaklarını öğrendim işte. Öyle yani. Bundan sonra buradaki kursu bitirip sertifikanı aldıktan sonra neler yapmayı düşünüyorsun? Öğretmeyi düşünüyor musun? Evet, üniversiteye de gitmeyi düşünüyorum bu alanda. Öyle yani. Gençlere buraya gelmesini tavsiye ediyorsun. Ederim, ben çok memnunum kursumdan, öğretmenlerimden. Tamam, falan. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolay gelsin. Başarılar. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Şöyle mikrofonu size uzatayım, tutarsanız lütfen. Tabii ki. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Güri Alman. Eşimin hediyesi olarak buraya geldim. Çok methettiler. Burada genelde bu zanaatla alakalı, yani bu yapılan işlemlerle alakalı eğitim görebileceğimiz pek bir yer yok açıkçası. Böyle yılların tecrübesinin aktarıldığı böyle eğitim merkezlerinin bulunması çok büyük bir fedakarlıkla burada yapılmakta. Ben de açıkçası mücevherle alakalı olan bütün süreçleri ve buradaki yapılan işlemleri anlamaya ve ileride belki bununla alakalı bir hobi veyahut da daha gelişmiş bir versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Şu aşamada 2,5 ayımı doldurdum. Ne çok güzel. Keyifle burada öğreniyoruz. Daha önceki mesleğiniz neydi? Ben otomotiv sektöründeydim. Bir girişimci olarak çok farklı alanlarda sektörde faaliyet gösterdim. 53 yaşındayım. İkinci bahar maşallah, evet. Olarak karım bana bunu hediye etti. Harika. Hanımıza da buradan sevgiler, selamlar. Şu an burada şurada bir şeyler var. Bunlar nedir? Bize bir anlatabilir misin şunlar hakkında? Bunlar normal bir plakadan siz bu şekle getiriyorsunuz şuradaki testereyle, evet. Kıl testeresiyle bunun kesilmesi, hı-hı, ve bunun bir şekil alması ve ondan sonra bunun zımparalanarak bu hale gelmesini hep elemeye göz nuru. Evet, aynen öyle. Zanaat böyle bir şey. Şurada yüzükler var, bunlar ne yapıyorsunuz? Yine bu plakadan önce kesiyorsunuz, arkasından şuradaki metal parçalarda bunun bu konkav hale gelmesini sağlıyorsunuz. Ondan sonra bunu yüzük haline getiriyorsunuz. Yani önce bu plaka halinde kesiliyor. Sonradan bir ısı işlemiyle birleştiriliyor. Arkasından zımparalanarak bu hale getiriliyor. Son aşaması şey mi? Cila mıdır? Cila, evet. Ve müşteriye gidiyor. Ve müşteriye gidiyor. Yolculuğu epey uzunmuş bir altın madeninin. Eleme gözlüğü. Burada bir şalemonuz var herhalde. Evet. Şu aleti bize izah edelim. Bu neye yarar bu alet? Bu telden yapılmış olan bu yüzüğün tam yuvarlak haline gelmesi için bunu şu şekilde bir işlemle tam, evet, yuvarlak hale gelmesini sağlıyoruz. Evet. Şurada bir alet var. Bu nedir efendim? Şu. Evet, o alet. Bu kumpas mıydı Arda Bey? Evet. Dijital kumpas mıydı? Evet, çok küçük hassas ölçüleri almalarını sağlıyor. Bu hassas ölçüler bize gerekli bazı işlemler için. Küpeden yüzeye kadar tümünde bu hassas ölçüyü kullanarak çalışmaları gerekiyor. Peki Arda Bey, şurada bir şey, ilaç nedir efendim? Bu neye yarıyor Arda Bey? Kaynak yaparken kaynağımızın yürümesi, madenin erime sıcaklığını düşürüp kaynağımızın daha kolay yürümesini sağlıyor. Şunlar emaye sanırım, ısıyı... Taşlar, ateşimizi bunun üzerinde yapıyoruz. Evet, hem dayanıklı tezgah korumak için özünde, ateşi daha kolay kullanmak için. Peki efendim, şurada aletler var. Evet, onları yani çizmede kullanıyoruz. Kalem de kullanılabilir ama kalem ateşte silindiği için, görmekte zorluk çekebildikleri için öğrenciler çizgiyle çizerek, usular da bu şekilde çalışıyor zaten. Çizgiyle çizerek kullandıklarında ateşi, hani ölçüyü görmeleri daha kolay oluyor. Ateşte silinmemesi için daha ziyade değil. Burada bir masada aynı anda kaç kişi oturabiliyor dostum? Normalde 8 ama hani 6 öğrenci civarı oluyor bizde en fazla. Evet. Ama yani 5, 4 olduğu da oluyor. Kaç ay sürüyor toplam şey bir sertifika alabilmesi için burada normalde eğitim olarak? Kaç başlangıç ay? Eğitimi dediğimiz kalfalık eğitimimiz 20 gün. Onun üzerine öğrencinin gelmek isterse eğer aldığı ustalık eğitimi dediğimiz daha kapsamlı eğitim 14 gün. Tamam, ağzınıza sağlık. Efendim, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mikrofonumu teşekkür alıyorum. Var olun. Arda Usta'm, şurada
Şuradaki şeyler hakkında da biraz bilgi verir misin? Çünkü ki. Bizi seyreden insanlar bu aletlere uzak ilgilendirelim. Hashtag takımımız iş aslarımızı tavladıktan sonra hashtag takımımızı şekil veririz. Ben size şöyle göstereyim. Elinde tutabilirsin. Ben size şöyle göstereyim. Mesela şu kabare küpemiz. Şöyle gösterebilirim. Tamam. Mesela bunun kabare kısmını yapmak için o eşlik takımını kullanırız. Tamam. Sonra mesela yaptığımız yüzüğümüzü, şu bomba yüzüğü yapmak için yine aynı aleti kullanırız. Evet. Bunun gibi. Farklı başka şeylerde de kullanılabilir ama normalde hani bizim ilk olarak öğrencilere gösterdiğimiz daha ziyade eşlik takımında şu bombeleri yaparız. Evet. O anlaşılır. Burada çalışma şeyleri var değil mi? Antrenman evet. Şeyleri. Bizim burada bilinçlerimiz. Evet. Bunları tekrar geri dönüşüme gidiyor. Bunlar tekrar öğrencilere kullanılıyor. Çünkü kıymetli maden de sonuna kadar kullanılabildiği yere kadar kullanılır. Evet. Burada ellerimiz, çekişlerimiz var. Küçük bir örsümüz var. Bak, örsü görmedim. Evet. Çok küçük bir örsümüz var. Evet. Taşlar için yuva yapımında da kullanılıyor. Bazı yüzüklerimizde de özel bazı yüzüklerimiz var. Onda da kullanıyoruz bunu. Ardasın bir böyle gelelim. Burada aletler var. Bu alet neye yaramış lan? Cila makinesi son aşama. Ürünün parlaklığı çok artar. Albenisi artar. Zaten kıymeti burada. En son bütün işlemler bittiğinde kaynak eğer taş mırlanacaksa mırlama bittikten sonra iş mutlaka cilaya gelir. Cila bazen kaplama da yapar. Tercih eder. Cilaya gelir. Parlak haliyle oradan müşteriye ya da vitrine gider dokunulmadan. Şuradaki aletlerimize neye yarıyor bir anlatabilir misin? Mıhlama bunlar ne bizim diyor? Mıhlama ekibimizin Pevla'ya aldığı işleri taş mıhlamasından sonra o Pevla'nın işi sıkıştıran Pevla'nın eritip işi çıkartmada onu size şeyde göstermem gerek ama fazla Pevla'da detaylı sadede de cila'dan sonra ponza taşının, parlaklığı artırmak için kullandığımız ponza taşının kalıntıları kalır siyah. Tamam. Onları temizlenmesi için bu da. Bu taş motoru bildiğimiz. Bunu daha çok bileme yapıyoruz evet. Mıhlama kalemleri. Şu ne ustam benim? Mytek temizleyicimiz bazen dökümden gelen işlerin daha güzel kaynak tutması için kullandığımız bir aletimiz. Bazen de parlaklığı arttırmak için öğrencilere göstermek amacıyla biz bunu tutuyoruz. Elektrikli değil mi o? Evet elektrikli. Burada mekanik güzel böyle spor yapmak için. Bu bir kauçuk kılıf. Bu şey kupazlar da güçlendiriyor değil mi böyle spor? biraz evet. Şöyle, bunlar bizim kauçuk kalıplarımız. Şöyle göstereyim. Bunlarla kauçuk kalıbı alırız işimizi. Bir tane var mı kauçuk kalıp göstereyim? Evet, yaşa. Evet. Gösterelim mesela, izleyicilerimize. Mesela. Yaşa. Şöyle gösterebilirim. Kauçuk kalıp işte. Biz yapılan bir ürünün, diyelim ki bir üründen yaptınız ama bundan çok fazla sipariş aldınız. Okay. Bu kauçuk kalıba ürünü aldırmanız takdirde, evet, aldırdığınız takdirde bundan yüksek adetlerde döküm yapıp yüksek adetlerde satış yapılabilir. Tamam. Bazen bunu elde yaparız ama hepsini tek tek elde yüksek siparişe yapmaktansa bu şekilde bir seri üretim yapılabilir. Ustadım burada bir şey var. Bu değişik bir adet. Silindirimiz bazen biz astarlarımızı inceltmekte kullanırız. Bazen kare yapmakta kullanırız. Bazen de silindir yani. Bizi ezmekte, şekil vermekte diyeyim kabaca. Tamam ustam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına yürene sağlık. Ben teşekkür ederim. Güzel yürekli Arda ustamın burada. Herkes gelip burada Arda ustamın el emeği, göz nuru sanatını öğrenebilir. Güler yüzün solmasın Arda ustam. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıcakla. Bay bay. Teşekkürler.